Değerli izleyiciler, rejim hedef gözetmeksizin saldırılarına devam ediyor. Dün de İdlib'deki son durumu kayda geçmek ve izleyicilerimizle paylaşmak üzere sınırın öbür tarafına geçen Aynews televizyonundaki arkadaşlarımız rejimin saldırısının hedefi oldular. İşte ayrıntılar. İdlib'de görevde bulunan gazeteciler ölümden döndü. O gazeteciler arasında Aynews muhabiri Muhammed Mansur ve kameraman İlhan Tanrıöver de vardı. Geçti bizi. Tamam, ben sakinim abi. Hepimiz iyiyiz. Gazetecilerin çekim yaptığı bina, gazetecilerin dışarı çıkmasından saniyeler sonra rejim saldırısıyla yerle bir edildi. Allah'ın sevgili kuluyum. O anlarda aracın içinde Aynews kameramanı İlhan Tanrıöver kayıttaydı. Sakin ol. Muhammed sakin. Guys, who have been shooting with them? They're being killed. Muhammed sakin. Sakin olun. Bizi vurdular. Evet. Bizi vurdular. Sakin. Hızla çıkıyoruz. Herkes iyi mi? İyi. Tamam. Hava saldırısı stratejik öneme sahip Serakip kasabası yakınlarında meydana geldi. Gazetecilerin içinde bulunduğu araca şarapnel parçaları isabet etti. Arka koltukta oturan gazeteciler şans eseri yaralanmadı. Çekirdek olmasa camlar keser. Bize zaten parça geldi abi. Sıkıntı yapma yok. Ya. Evet. Bize parça geldi abi. Bize gelse şu an bu arabanın içine kömürdük abi. Burada Allah bizi korudu açıkçası, bunu söylemem lazım. Mucizevi bir şekilde 5 santimetrelik bir payla, 5 santimetrelik bir farkla arabanın içerisinde kim olursa olsun ölebilirdi. Saldırıdan kıl payı kurtulan gazeteciler büyük panik yaşadı. Murat, bizi mi vurdular Murat? Hayır. Bizi değil. Bulunduğumuz yeri vurdular. Yapma ya. Vay. Camları kapatacağım. Cam mı kaldı ki? Cam yok. 30-40 metre ilerledik. Çok aşırı bir gürültü geldi. Benim o sağ cam tarafındaydım ben. Cama evet. Yakındım. Cam zaten tuzla buz oldu. Orada camın üstünde şimdi gösteriyorum. Üst tarafında şarapnel parçası girmiş oraya. Yani ucuz atlattık ya. Allah çoluğumuza çocuğumuza başlıkları söylüyorum. Saldırının bilançosu ekip bölgeden uzaklaştıktan sonra ortaya çıktı. Gerçekten çok tehlikeli bir durum dedim. Sonrasında arabaya geri döndük ve sadece 10 saniye sonrasında arabadan hareket ettikten sonra bütün bina bombalandı.